Karşıda Harik kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben Gürkan. Ben Kemal. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nın 6. sezonu için düşünülen bir puzzle var arkadaşlar. Genel bir puzzle. Bu puzzle'ın bütün parçaları tamamlanmıştı ama son bir parça, sağ alt köşesindeki parça eksikti. Şurası şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Buradan bahsedeceğiz. Bu kısım nedir? Ne işe yarar? Ama öncesinde şöyle bir bakalım. Daha önce gelenlere baktığınızda şöyle belli başlı kafalar var. Thanos, Thanos'un olduğu bölümde Kemal, yine Thanos'a bağlı olarak Black Order ekibi vardı. İlla ki. Thanos'un çocukları Corvus Glaive ile Proxima Midnight. Evet. Yine aynı şekilde Thanos'un çocukları olan Nebula, Gamora birbirine bağlı. Dormammu'dan taşı alıyordu, oradan bağlamışlar. Mephisto yine aynı şekilde ona bağlı. Evet. Hani işbirliği vesaire falan yapıyordu. Bu şekildeydi arkadaşlar Thanos da. Büyük Üstad'a baktığımızda Kemal, Büyük Üstad'a bağlı olan Ultron vardı. Hakikaten evet. Büyük Üstad'ın adamıydı. Archangel, Punisher 2099, inan şekilde Mephisto, yani kötüler etrafına toplamış. Şurada koleksiyoncu abimiz vardı. Koleksiyoncunun bu eksikleri de bu aradaki soru şartları tamamlandı. MODOK'un kendi vardı. MODOK Oteli bölümü vardı. Evet. İşte Karayüzo Mafyası bölümünde Kingpin vardı. Burada Illuminati bölümü vardı. Illuminati'nin başı da tabii ki Doktor Strange'di. Vesaire vesaire vesaire. Peki bu son bölüm arkadaşlar ne olacak? Son bölümde buralara kimler gelecek? Bunların özellikleri nelerdir? Tabii birçok senaryo dönüyor arkadaşlar ama tabii bazı database'lere ulaşılabilmesi bazı teorileri ortaya çıkardı. Ki gelecek olan maceranın, yani Ocak ayındaki maceranın bile ne olacağının artık bilinmesi bazı şeyleri elimizde güçlendirdi arkadaşlar. Fantastic 4'lü macerası gelecek. Hemen geçelim arkadaşlar. Şurada gösterelim. Buradaki soru işaretlerinin 4 tanesi Fantastic 4'lü arkadaşlar, Ateş Adam, Kaya Adam, Lastik Adam ve Görünmez Kadın. Doğrudur. Fantastic 4'lü macerası Ocak ayı itibariyle, yani yeni yıl itibariyle arkadaşlar oyuna ekleniyor. Ama öyle bir ekleniyor ki Kemal, efsane, yani bu sene bizi çok çok büyük şeyler bekleyecek arkadaşlar. Gerek bu maceralar gerekse 6. sahne arkadaşlar, efsane olacak. Bu hero'ların özellikleriyle ilgili yorum yapacağız, bir video yapacağız ama bir geçelim. Kemal, bu Fantastic 4'lünün yanında yakın zamanda videosu paylaşılmış olan, evet, gerçekten çok güzel, herkesin çok sevdiği, çok beğendiği bir karakter Gümüş Sörfçü arkadaşlar. Gümüş Sörfçü'nün tanıtım videosu zaten yayınlanmıştı. Hı. Turnuvaya gireceğim, arkadaşlarıma söz verdim, kurtaracağım diyordu. Biraz Anadolu'nun bağrından çıkmış bir hikaye gibi Kemal. Evet. Sen de bunu yazmadın. Aynen. Ama arkadaşlar Gümüş Sörfçü oyuna, turnuvaya geliyor. Ama nasıl gelecek Kemal? Bir geldiğini düşünüyorum mesela. Şimdi Gümüş Sörfçü ile ilgili biraz ufak tefek bilgiler verelim. Gümüş Sörfçü'yü Galactus'un kendisi aslında bir nevi yaratıyor. Ama nasıl yaratıyor? Şu şekilde gezegenlerin enerjileriyle beslenen bir nevi gezegen, yani Galactus Kemal falan bir gezegen var işte. O gezegeni yok etmeye gittiğinde orada bir tane adam var abi. O adam diyor ki ya benim gezegenimi yok etme. Nur'un isminde bir adam. Ben de senin hizmetine girmeyi kabul ediyorum diyor. Bu adam şey alıyor. Gümüş Sörfçü. Bunun karşılığında da gezegeni bağışlıyor. Galactus onu gümüş ve kozmik enerjiden oluşan Gümüş Sörfçü'ye dönüştürüyor Kemal. Galactus'un habercisi olan Gümüş Sörfçü maksimum derecede kozmik enerji barındırıyor. Maddeleri manipüle edebiliyor ve tanrısal derecede kuvveti ve dayanıklılığı var. Zaten vücudu da aynı şekilde. Havada uçması vesaire falan. Yani oyuna geldiği zaman Kemal, büyük ihtimalle kanama, zehir, soğuk, şok, yanma, Emma'nın ilk formu gibi. Gibi. Bunlara bağışıklı olacak veya bilmediğimiz başka ne varsa artık bunlara bir kere bağışıklı olacak. Garanti. Iska geçme muhabbeti mutlaka olur veya yüzme, kaçma muhabbeti, ikisinden biri çünkü çok hızlı. Ve aynı zamanda görünmüyor. Aynen abi. Kendimiz o muhabbeti. Aynen abi. Öyle bir muhabbeti falan var. Ve çok güçlü olduğuna göre Kemal artık şiddet açar herhalde ya. İnşallah. Kozmik sınıf olarak gelir büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. Kozmik sınıfların temel bir tanesi de hiddet açması. Üzerine bolca hiddet açması. Yani. Saldırı gücünü yükseltmesi. Ama vücut yapısının dayanıklı olması ya fiziksel direnç kendisine verecek ya da enerji direnci, belki ikisi beraber. Belki bir zırhlanma takviyesi olur. Çünkü kozmik roların bir kısmında yine zırhlanma da var. Mesela ben ikisini de bekliyorum. Hem zırh hem hiddet bekliyorum. Hem zırh hem hiddet, ikisini de bekliyorsun yani. Ama ufak bir ayrıntı. Merak etmeyin, elinizde Night Thrasher varsa size karşı hiçbir şey yapamaz. Kaykayından evet, dolayı mı? Muhteşem kaykayı görünmeze de vuruyor. Değil mi? Görünmeze de vuran bir kaykayımız var. Arkadaşlar yani Gümüş Sörfçü gelirse efsane olacak ki bununla ilgili de hani videolar yapacağız. Evet.
arkadaşlar hadi buraya kadar bildiğimiz hero'lar. Bundan sonra Marvel evreninin biraz daha derinine girmek gerekiyor ki gelen hero'ları görelim. Arkadaşlar gelecek olan hero'lardan bir tanesi şuradaki yeşil hanımefendi Skrull ırkının kraliçesi. Arkadaşlar Skrull ırkı zaten çok özel bir ırk. Biliyorsun evet. Kemal kendi vücutlarını manipüle edebiliyor, insanların arasında karışabiliyor, şekil değiştirebiliyor. Yani birçok özelliği var zaten, çok güçlüler. Takım çalışması yapabiliyorlar. Bunların kraliçesi. Yani Queen Skrull'un gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. 2015 yılında bir Marvel dergisine dayanarak bunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda gelecek olan Kaptan Marvel filminde arkadaşlar Skrull ırkı çok yakından tanıtılacak. Galvet savaşacaklar. Kesinlikle abi. Bu yüzden arkadaşlar Queen Skrull'un da gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili yine detaylı video yapacağız, tanıtım videosu. İnşallah. Queen Skrull'dan sonra arkadaşlar Kemal Ares geliyor. Arkadaşlar Ares savaş tanrısı ama korkmayın Marvel evrenindeki hikayeye göre Sentry arkadaşlar bu Ares'i ortadan ikiye bölüyor. Yani çat tekamede ayırıyor. Wow. Tabi ona bakarsan Sentry de Thor dövüyordu falan vesaire de yani şimdi yine gelen Thor maymun gibi olduğundan dolayı çok bir şey değil. Ares geliyor arkadaşlar, savaş tanrısı Ares de oyuna gelmesini beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Aynen öyle. Zaten bu bir Yunan mitolojisinde tanrı. Doğru mu Kemal? İskandinav mitolojisini çok kullanıyor Marvel. O yüzden de Thor'lar falan hepsi Odin'den oradan gelme zaten. Oradan çıkma. Ares'in de gelmesi şaşırtıcı değil. Hele de daha iyi. Aslında ben Herkül de bekliyordum Kemal. Aslında çok güzel olurdu. Yarı tanrı yarı insan. Yani şu videonun sonunda öyle iki hero'dan bahsedeceğim ki Kemal. Efsane iki hero. Ama sonrasında bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü insanların aklına bunu izleyince bir soru gelecek. Onu da söyleyeceğim. Devamını edeceğim. Ares'ten başka arkadaşlar şuraya şu yeşil cine benzeyen arkadaş var arkadaşlar. Bu da Süper Skrull. Yine Skrull'lardan Kemal. Skrull'ların lideri. Kraliçesi değil ama lideri. Çok etkili. Birçok plan ve projeyi bu adam yapıyor aslında. Hani işte dünyayı istila etmeye çalışıyorlar ama Fantastic Four'lu karşılarına çıkınca istila edemeyeceğini anlıyorlar ve bu sefer de ne yapıyorlar abi? 4 tane ajan seçip insan kılığında dünyaya gönderip dünyayı karıştırmak istiyorlar. İşte Fantastic Four'lu bunları yakalıyor, sonra onları ineğe çeviriyor vesaire falan. Daha sonra da şuradaki bayan fantastik yani invis olan, görünmez olan, aynı zamanda bilinçlere de hükmeden o inek yaptıkları Skrull'ların inek olduğuna da inandırıyorlar yani. Böyle bir Fantastic Four'lu fantastik hikayesi arkadaşlar. Arkadaşlar bütün kurgu Fantastic Four'lu etrafına dönüyor bu arada. Kemal hadi bunlar tamam yersin içersin. Yani de abi yaparsın da. Abi Doktor Doom geliyor ya. Hacı. Zaten bu gece yolcuları macerasının sonunda beyaz pelerini bile çıktı. Yani beyaz bir şey çıktı ya pelerini. Evet. Benim şahsi kanaatim Doktor Doom. Ben de öyle gidiyorum. Çünkü Fantastic Four'luya bağlı olup da arkasında pelerin olan ve bu tarz şeyleri manipüle edebilecek, kontrol edebilecek, savaşlarını kontrol edebilecek çok nadir hero'lar var. Çok nadir. Yani Dormammu bile edememişse eğer ki edebilecek Marvel evinde Doktor Doom Dormammu'dan daha güçlü gözüküyor. İllaki. Şimdi arkadaşlar Doktor Doom gerçekten çok fantastik. Yani çok müthiş özellikleri var. Şöyle birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Ayrıca ekstra bir kapak daha açacağım. Doktor Doom arkadaşlar çok sık görülmese bile iki zihni birbirleriyle değiştirebiliyor. Mesela atıyorum Kemal'le benim zihnimi değiştirebiliyor. Kemal zihnimi manipüle ettiği gibi değiştirebiliyor. Yani güzel. Enfes bir şey abi. Bu hangi sınıfın özelliği olur? Mistik. Mistik sınıfının özelliği olur. Devam ediyorum. Zırhı sayesinde Kemal şu üzerindeki zırh efsane zaten yanmıyor etmiyor vesaire falan. Yani tonlarca ağırlığı kaldırabiliyor ve insanüstü yani efsanevi bir güce sahip oluyor. Buradan ne çıkartırsın? Zırhından dolayı teknoloji çıkartırım. Evet. Büyük güçten de kozmik çıkartırım ben. Evet. Bak 3 tane sınıf oldu abi, devam ediyorum. Aynı zamanda inanılmaz bir zekaya sahip. Oyunun en zeki hero'su şu anda Modok mu ya da Modok tarzı bir şey mi? O tarzda. Zaten kocaman kafa başka bir şey yani. Yok ya bu adamın. Değil mi? Bilim sınıfı bak buradan da bilim çıkıyor. Devam ediyorum. Aynı zamanda mistik sanatlar konusunda efsane gelişmiş Kemal. Evet. Müthiş gelişmiş. Hani gerek çizgi romanını gerek filmini izleyen varsa bilir. Buradan da bir mistik daha ekliyorsun. Zaman yolculuğu yapabiliyor Kemal. Ha. Silahlar üzerine de efsane bir uzman ve teknoloji konusunda efsane. Yani şimdi sen buna ne sınıf desin? Üst sınıf olmazdı sanki. Aynen abi. Sen buna kozmik verirsen yazık olur. Aynen. Mistik verirsen ayıp olur. Evet. Bilim verirsen rezil rüsva olur. Doğru mu abi? Beceri versen zaten olur. Beceremezsiniz o zaman da. Yani arkadaşlar mantıken Doktor Doom'un üstün sınıf olması lazım. Hatta Doktor Doom'un Kemal eskiden bu Marvel'ın bir Facebook oyunu vardı. Ben oynamadım ama arkadaşlarım anlattığını söylüyorum.
atıyorum mesela savaşa 3 kişi kapışıyorsun. Hı hı. Eğer Doktor Doom'u alırsan senin ekibin 2 kişi katılıyor. Çünkü Doktor Doom 2 kişilik kapışıyor Kemal. Zaten Marvel evreninin hakikaten en güçlü üyelerinden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, Thanos ellerinde taşlar varken Doktor Doom'a kafa tutuyor. Doktor Doom tek hamlede abi çat kemiklerini de ayırıyor vücudundan. Evet. Thanos'un ölümü zaten bir tane öyle oluyor. Tabi sonra gelip Hela dedi şey. Hela değildi. Başka bir ölüm tanrıçası vardı. O gelip diriltiyordu vesaire falan. Arkadaşlar hadi Doktor Doom'u da yedik. Yaladık yuttuk Kemal. Abi Galactus'u ne yapacağız? Arkadaşlar yani şurada gördüğünüz Thanos, Grandmaster, işte atıyorum koleksiyoncu gibi büyük karakterler etrafında hero'ları topluyor. Abi burada da şimdi Galactus gelmesi lazım büyük. Ya Doktor Doom büyük olacak ya da Galactus olacak. Aynen. Ama Galactus'un gelme ihtimali de çok yüksek Kemal. Çok fazla. Şimdi Galactus arkadaşlar yani zaten şimdi nasıl söyleyeyim bilemedim ama yani hakikaten çok efsane ki Stan Lee'ye soruyorlar Kemal bu işi yapan adam diyor ki sana göre Marvel evrenin en güçlü karakteri kim? Adam diyor ki bana göre en güçlü karakter Galactus. Peki abi bu Galactus kimdir yani bu kadar güçlüdür falandır çünkü Galactus gümüş sörfçüyü güçlerini veren adam. Evet. Gümüş sörfçü ona karşı tutuşkınca başka yaradanı yaratıyor bu sefer onlara da güç veriyor vesaire falan böyle birilerine güç verebilen biri. Ekstra özellikleri olan çok güçlü bir karakter. Abi müthiş. Peki Galactus nedir? Galactus da arkadaşlar sınırsız kozmik güç Kemal. Sınır olmayan bir güç. Ve sınır olmayan bir bilgi abi. Galactus. Yani adam abi gezegenleri yiyerek besleniyor. Onların enerjileri neden? Tek zayıf noktası da gezegenleri. Başka zayıf noktası yok. Ölme sebebi de... Ya Galactus bile ölüyor bu arada. ölme sebebi de... Galactus'un güçlerinin Kemal bilinen hiçbir sınırı yok. Sonsuz bir gücü bulunan Galactus... Gezegenlerin enerjileriyle beslenir. Bir nevi o gezegenleri yer yani sömürüp bitirir. Evet. Hem de Kemal saniyeler içerisinde yiyor. Kendinin habercisi olarak varlıklar yaratacak kadar da güçlü olan Galactus evrenin demirbaşlarından biri. Hı. Hatta Marvel'da işte zamanında altın çağını yaşatmış. Aklınıza gelen hemen hemen bütün karakterlerin yaratıcısı olan şu anda Marvel'ın onursal başkanı dedi ki Stan Lee'ye göre en güçlü karakter Galactus yanısını vermişti zaten söylemiştik. Kemal böyle muazzam bir karakter oyuna gelse zaten boyut olarak sığmaz. Aynı yani. Dormammu gibi. Yani Dormammu hadi bir beden içerisinde hapsettiler yalandan bir hikayeyle. Evet. Doktor Strange'de işte Scarlet Witch, Wanda. Evet. Wanda şimdi dedi çat patladı geldi madde olarak kaldı burada dayak yiyip duruyor. Yani bunu nasıl kandıracaksın? Bu büyük ihtimalle kendi isteğiyle gelecek çünkü bunu getiremezsin. Aynen. Nasıl Mephisto da kendi isteğiyle geldi, Dormammu oraya kendi isteğiyle girdi vesaire. Thanos'un taşı aldıktan sonra kendisi tekrar döndü. Gibi. Yani abi ama Galactus'u bu hikayeye nasıl getirsin, getirsen nasıl savaştırırsın? Sadece bir tane ayak mı göstereceksin? Hatırlar mısın? Öyle birkaç grafik vardı. Hani hata yapıyorlardı ya. Şeyde karınca adam çok büyüdü. Gibi yani o tarz bir şey Galactus gelirse Kemal Sentinel yanında tırnak gibi kalacak. Tırnak kadar bile kalmayacak. Peki Kemal, Stan Lee'ye göre bile. Galactus oyunun en güçlü karakteri ise bunlar oyuna geldikten sonra ne olur? Yani ne yapacağız? Kaptan Amerika ile bunu mu döveceğiz yani? O da ayrı bir alem yani. Değil mi? Kemal ne olacak biliyor musun? Tahminimce bunlar gelse bile Marvel evreni biliyorsun bitmiyor. Tabii. Kemal müthiş hero'lar var. İsim vereyim. Galactus'la Thanos birbiriyle kapışıyorlar tamam mı? Hı hı. İşte yorgun argın tabii Thanos'a taşlar falan var. Galactus yeniyor Thanos'u. Abi ikisini birden döven bir karakter var. İsmini vermeyeceğim. O karakter gelip ikisini birden dövüyor. Hem Thanos'u hem Galactus'u dövüyor. Yani böyle karakterler de var. Tabii ki Galactus'tan çok daha güçlü karakterler de var. Yine onların ismini pek söylemeyeceğim ama hani hakikaten müthiş karakterler var. Ya da o tarzda, o değerde yine çok güçlü ırklar da var Kemal. Yani oyun bitmez. Birçok kişinin aklına şöyle bir şey gelmiş olabilir. İşte ya bu da geldikten sonra artık oyun mu bitecek? Turnuva bitmez ki. Aynen artık öyle. Hikayede nasıl bağlarlar bilmiyorum ama önümüzdeki sezon Fantastic 4'lü ile geçecek. Kemal çok güzel bir ırk görmüşsün. Hemen Eternity'ye mi bakıyorsun? Evet. Eternity Kemal efsane. Tamam Galactus'la eşdeğer bu arada Eternity'de. Evet aşağı yukarı anlamışlar. Galactus'la eşdeğer olan başka hero'lar da var Kemal. Ya bunlar da zamanla gelecek. Ama şöyle bir şey olabilir. Galactus geldiği zaman turnuvaya Kemal bize vermeyebilirler. Thanos gibi. Büyük ihtimalle. Yani mesela koleksiyoncu gibi. Hayırdır Kemal? Phoenix'e mi bakıyorsun? Anka kışına falan. Kemal çok büyük, çok çok güzel. Kronos aynı şekilde hakikaten çok iyi.
bunu Abrakas'ı çok fazla kişi bilmez Kemal. Evet. Fazla. Ama hakikaten Abrakas da çok çok efsanedir zaten. Ama zaman içerisinde bunlar da oyuna gelecek. Mesela Şampiyon geldi. Bunlar da yavaş yavaş gelir. Aynen abi, bunlar da gelir. Yani evet Kemal, Odin de gelebilirse hiç şaşırma. Odin de gelirse şaşırma. Şimdi Odin normalde şeye göre öldü. Film evrenine göre öldü. Bu çok film iptal edildi. Marvel evreninde öyle bir şey yok. Hela'da, Hela'da öldü. Tabii. Hela'nın öldüğü belli değil. O kayboldu, yok oldu. Tamam, seni kırmam Kemal. Hı. Arkadaşlar, yani şu puzzle'a bakarsak, Marvel evreninin puzzle'ına bakarsak, Galactus ve Doctor Doom arkadaşlar bu oyuna bir yerden girecekmiş gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Bunlarla ilgili çok daha detaylı bilgiler var aslında elimizde arkadaşlar. Ama bunları başka videolarda... Stranger Kemal. Stranger'ı ben çok seviyorum. Stranger değil mi? Çok çok efsane bir şey. Yani elindeki şeyi görüyor musun? Maskeyi. Evet. O maskenin de bir... Neyse, esprisini sonra şey yaparız. Çok Deadpool ya. Kıskanım. Arkadaşlar dediğimiz gibi daha çok veri var elimizde. Çok done var. Bunlarla ilgili de videolar yapmaya devam edeceğiz. Umarım arkadaşlar bu videolar sizlere faydalı oluyordur. Bizi takipte kalmaya devam edin. Hani hakikaten güzel bilgiler var ve turnuva çok değişiyor arkadaşlar. Yani geliştireceğiniz hidroları bile şu anda geliştirmeyin. Bekleyin arkadaşlar. Onunla ilgili bir video yapacağız. Neye göre geliştirmemiz lazım? Birçok tabu yıkılacak. Yani şunu söyleyeyim. Blade artık olmayacak arkadaşlar. Ya da Corvus Glaive çok yerde iş görmeyecek. İnanın bana, görmeyecek. Yani hani bu kritik vuruyor, bu kanotaya sağlık basıyor demeyin arkadaşlar. İleride bu hidrolar iş görmeyecek. Ne yazık ki öyle. Yani benden size söylemesi, bence biraz bekleyince rütbe düşürme de gelecek Kemal. Ama inşallah rütbe düşürme, yani şunlarla denk zamanla gelir ki insanlar elindekileri değerlendirsin, yanlış şeyler yükseltmesinler diye. Aynen. Ve şu anda çok değeri bilinmeyen hero'lar arkadaşlar parlayacak. Ben size bir de bunu söyleyeyim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Sözü daha fazla unutmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar. Herkese keyifli oyunlar.